Merhaba Web Tekno takipçileri. Kardeş ne yapıyorsun? Selektör mü yakıyorsun? Aynen, ben böyle merhaba diyeceğim. Bu videomuzda söz verdiğimiz gibi iPhone 11 Pro Max'in sağlamlık testiyle karşınızdayız. Şimdi firmanın iddiasına göre Apple her sene bir tık daha sağlam bir telefon çıkardığını söylüyor. Biz öncelikle başına gelebilecek mantıklı aşamaları yapabiliyoruz. O zaman mantıklı aşamalardan bir tanesiyle başlayalım. Cızılma. Ön mü arka mı hocam? Ön. Yani artık yok abi bu ön çizilme olayını. Kapattılar. Tamam. Önünü çiz, ön kamerayı çiz. Yok yok. Çapraz maşallah yapayım buraya. Yap abi. Ah sünnet çocuğu iPhone 11 Pro Max. Siliniyor siliniyor. Lütfi Mortingen Stokazen oldu. Dararadın. İşte bunlar hep test çağdaş. Kazı orayı sen bu. Boş ver maşallah. O sesi yapmayacaktın Lütfi. Çizilme mukavemeti bence birazcık az gibi duruyor. Gelin bir de kameraları deneyelim isterseniz. Herhangi bir cızık yok. Bak şuradaki sıkıntı şu, hani mesela pantolon cebinize koyuyorsunuz, orada şu çakmak cebi gibi bir şey var ya, oranın demirleri evet, falan çizebilir. Gibi. Dikkat edin arkadaşlar. Bu ses çok kötü. Çiziliyor. Kameraya çok yansımıyor olabilir arkadaşlar ama çıplak gözle baktığınız zaman kılcal. Bir TL var mı? Oo bak elime bile geldi. Evet, boya. iPhone bakayım. Boyası falan kalkıyor arkadaşlar ya. Tamam ya, belki şu çiviyle yan tarafı bir deneyebilirsin. Tamam, gidiyor. Aa hocam yan taraf güzel. Şu anlamda hakkını vermek lazım. Yanlar, arka ve ön kısım çizilme anlamında başarılı olmuş. Arka kısım %65 bence de. Sağ solu çizilme anlamında sağlam olmuş abi. O zaman... Benim en sevdiğim aşamalardan bir tanesine geldik arkadaşlar. Yakma testi. Neden senin fotoğrafını çektim? Benim yakacağım. Seni yakacağım. Geçenki videoda kendini yaktı. Ya sıra sende çağdaş gel. Hocam burnumu biraz küçültürseniz. Biraz küçültelim. Uy. Beyazladım lan. Yeter lütfen patlayacak bak. Oldu. Evet is bırakıyor. Buna da alıştık artık. Tamam böyle kısa süreli yani bir çakmak evet. Değer, bir kül düşer, bir mangaldan bir şey zıplar falan filan. Mangaldan zıplayan bir şey. Çakmağın değmesi de değişik. Aha kaç bir dakika dur dokunmatik gitti. Bir dakika dokunmatik gitti. Gel. Isıdan kaynaklı şu an sıkıntı çıkarıyor bence. Kendine geldi hocam. Allah. Acaba nasıl bir sonuç çıktı izleyelim. O çok kötü tarihin tozlu sayfalarından bir fotoğraf çeker gibi oldular. Oo. Gittim bir. Kamerayı açtı. Tamam normal ya. Normal değil mi? Oba normal değil. Bir dakika. Of kameraya olanlar oldu arkadaşlar şu an. Bak fotoğraf çekeyim şöyle. Bak çizgileri görüyor musunuz? Burada kamera gitmeye başladı. Bir sileyim hele. Tekrar kamerayı açıyorum. Şu an düzeldi. Ben diyorum ki gelin sıradaki testimize geçelim. Şimdi arkadaşlar sıradaki testimiz bükme testi olacak. Ben bu sefer bükmeyeceğim abi. Çünkü ben onu ikiye bölerim. Bütürsen büküyor musun abi şu an? Yani şöyle tam gücüm vermiyorum. Tam gücüm verirsem bükülebilir. Bak Çağdaş kırılır ortada. Kırılsın oğlum zaten test sağlamlık. Emin miyiz? Anlayanlar like'ı çöktü bile. Nasıl bir sağlamlık bu? Telefon ağzı burnu birbirine girmiş. Bakayım hocam. Sen de otur bakayım şimdi. Hadi gelin. Bir şeyler büküldü. Ben hiçbir şey yok. Görüyorum abi. Ya biraz şöyle şu taraf aşağıda evet. Gibi değil mi sanki? Evet. Milimlik bir bükülme var ama sağlam bastırdım. Emin olun sağlam arkadaşlar. Önemli testlerimizden bir tanesini geçelim. Düşürme testi. Videoların altında çok söylüyorsunuz. Abi biz her zaman sertlerine düşürmüyoruz. Mutfakta seramiğin üzerine, fayansın üzerine falan da düşebilir. O yüzden bu telefon için mutfağa bir gidelim, fayansa bir atalım önce. Gelin. İçeriye girdik. Ortam biraz karanlık arkadaşlar. Ama olsun zaten şurada parke bir zemin var. Bunun üzerine bırakacağız. Şöyle cep hizasından atıyorum. Hiçbir şey olmadı. Sapasağlam. Hazır buradayken seramikte deneyelim. Atıyorum. Aa bir şey yok lan. Harbiden mi? Helal olsun. Helal olsun be. Hani yüzüstü bırakmış. Dışarıda yani o taşa bunca yıllık hatırı var ya. Evet ya. Şimdi her zaman olduğu meşhur gibi taş. Önce bir meşhur taşımıza bir atalım. Tırtıksız olan zemine daha sonra da bu Mortal Kombat'a atacağız. Atıyorum. Dadadadan. Şöyle bırakıyorum. Dırıdıdım. Hiçbir şey yok abi. Tırtık bundan da zaten kurtulursa yani helali hoş olsun. Ne diyelim daha? Daha nağa bak yani. Eve mi götürek? Burası geliyor. Bırak.
şey olmadı. En sonda zaten kulak izi aslında şöyle bırakacağım. Daha da bir şey olmazsa ben bu işi bırakacağım arkadaşlar. Ne diyeyim ya? Aa gitti. Gitti. Oba. Ve hiçbir işi bırakmıyordu. Evet. Arkadaşlar şu kamera bölümü çok küçük çatladı ama helal olsun abi yani. Gerçekten düşürme testlerimizdeki en sağlam telefonlardan bir tanesi kendisi. Çalışıyor mu ki kameralar? En son artık fatalite olabilecek şeyi yapalım. Şöyle bırakalım. Evet. Bunda da ekrana bir şey olmazsa hakikaten helal olsun. Dayanıklıymış düşmelere karşı diyebiliriz telefon için. Oo, arkadan tatlağımız büyüdü. Çanlar kimin için çalıyor? iPhone. Arkadaşlar bayağı yüksek bir yerden attık. Bunların hepsine dayandı. En son artık bayağı tırtıklı böyle çakıllı bir zemine attık. Orada dayanamadı. Klasik iPhone kırığına ulaştık yani. Hani evet. Onu soruyorsunuz. Bir yerden başlayıp sonsuza doğru giden. Şimdi artık finalimize geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Yalnız ufak bir değişiklik yaptık bu finalde. Kendisine beton dökeceğiz. Sonrasında ne olacağını beton döktükten sonra açıklayacağız. Önce ne yapacağımızı anlatalım arkadaşlar. Gördüğünüz evet. Gibi burada çimentomuz var. iPhone 11 Pro Max'i bir adet çimento dolu bir kaba gömeceğiz. Evet, şimdi düzeneğimiz hazır. Öncelikle biraz çimento ekliyoruz. Cam alınmıyor ki. Elemek lazım mıydı? Tamam, ayarlayacağız. Sen önce koy. Sonra bunun ortasını şöyle açacağız. Su ekleyeceğiz. Operasyon çimento. Hocam yeter mi? Yetmez. Yetmez. Koy. Bunda millet ev dikiyor bu kadar çimentoyla. Önce bir dökelim hocam suyumuzu. Su. Al lan bunu sen istedin. Hocam çiğ köfte gibi ben bunu yoğursam. Bak hocam böyle. Ya vallahi bayağı zormuş. Kesin şu an bu işlerden anlayan arkadaşlar. Bayağı gülerek izliyor. Yorumda bizi gömüyorlar abi. Olacak gibi lan çağdaş. Evet, ben bir tık daha başarılı şu an. Oluyor. Ya çağdaş. Oğlum bu deyip ben de sanaltıyormuşum. Buna birazcık daha çimento ekleyelim. Ekleyelim hocam. Ah ya şöyle bir çimentoymuş da. Bunu şimdi yapacağız sonra tavana atacağız. Aynen. Bakalım yapışıyor. Yok Lütfi'nin bacağıymış da. Dur hocam öyle olmaz. Şuradan öyle alıp aşağıya aynen alacağım. Ya. Lütfi ama ne bileyim ben el sanatlarıyla ilgili bir iş hiç yapmadım ki. Değil mi? Biz okulda bütün gün çimento karıyorduk. Resimde çimento karmıyorsunuz mu? Al bunu. Bunu. Kuşadası'na yazdığı dik hocam. Dik abi. Açık bir şekilde yerleştiriyorum telefonumu. Yerleştir hocam. Sonra bunun üstüne şuradan gördüğüm bir parça çimentoyu koyuyorum. Telefonumuz açık. Ekran kapandı şu an. Artık kalanını göreceğiz sonra. Oy. Tamam. Çok gömdüm. Ortada dursun. Telefonun güzelce kardığımız çimento harcının içine koyduk. Bundan sonra ne olacak? Tam olarak bu iPhone 11 Pro Max bir ay boyunca bunun içinde duracak. Bu da ofiste kalacak. Hani gelip görmek isterseniz gelip görebileceksiniz. Bir ayın sonunda buna hiltiler, matkaplar, çekiçler efendime söyleyeyim. Ben şunu merak ediyorum ki iddia ediyorum. Bence telefon çalışmayacak ama ofisin %75 çalışacağını iddia ediyor. Ben de çalışacağını düşünüyorum. Çünkü herhangi bir yerinde delik melik yoktu. Donacak, şarjı biter en fazla. Şarj ederiz çalışacağız. Ama bir ihtimal var, o da şarj kısmının çimento betonla dolması. Bir de siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce bu telefon çalışacak mı 30 gün sonra, çalışmayacak mı? Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 11 Pro Max'e sağlamlık testi yaptık. Telefon genel olarak düşürmelerden başarılı çıktığını söyleyebiliriz. Daha önce bizim denediğimiz cihazlara göre. Bükmede bence bir tık eğildi ama Lütfi'ce çok da eğilmedi. Ama bence bir tık eğildi, onu söyleyeyim sizlere. Fantastik finalimiz için 30 gün sonra görüşmek üzere. Görüşürüz. Videomuzu beğendiyseniz tabii ki de şuradaki beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de şunu eklemek istiyoruz. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Abone ol butonu hemen şurada bulunuyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir ay sonra buluşacağız. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. De benim elim donuyormuş abi, ben onu çıkartmam.